Ağalar ben Zeki Uygur. Herkese merhabalar arkadaşlar. Soru çözüm videolarımızdan 5.siyle sizlerleyiz. Yine bu videoda da pek çok soru çözeceğiz. Bunun yanı sıra ekstra seçeneklerde sizlere bir sürü bilgi vereceğim. O zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda değerli arkadaşlar, soruda bize diyor ki aşağıda verilen divan ve görevli eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır denmiş. Bakalım. Divanı arz. Arkadaşlar divanı arz ordu işleriyle ilgilenir ve onun görevlisi emiri arzdır. Bakalım divanı işraf. Divanı işraf teftiş işiyle uğraşır. İşraf, teftiş, müfettişten aklınıza gelsin. Onun görevlisi ise müşriftir. Bu da doğru. Niyabeti saltanat. Niyabeti saltanat ise arkadaşlar hükümdarın olmadığı zamanlarda ona vekillik yani naiplik yapar. Onun yürütücüsü de naiptir. Yani vekildir arkadaşlar. Peki E'de yer verilen divanı inşa. Münşi ya da turayi gibi bir görevlisi vardır. Yazışma işleriyle uğraşır. Bu da doğru. Fakat A'da yer verilen divan-ı istifa arkadaşlar istif para yapmaktan aklınıza gelsin. Milli piyangoyu kazanmışsınız gibi hissedin arkadaşlar. Para işleriyle yani ekonomik işlerle uğraşır. Bunun görevlisi ise arkadaşlar müstevfidir. Ve arkadaşlar burada yer alan pervaneci ise toprak dağıtımını sağlayan kişidir. Dolayısıyla A seçeneği bize yanlış verilmiştir. Divan-ı istifa pervaneci görevlisi değil müstevfi görevlisidir. Zaten aynı kökten geliyor. İstifa ya da müstevfi sözcükleri cevap bu yüzden A seçeneğidir. Ne duruyoruz? Devam edelim. Bakalım yeni soruda ne varmış? Türk İslam devletlerinde sosyal hayata dair verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bir bakalım. İmarethane demiş. Bakın ben bunu nasıl aklımda tutacağım? Şurada et var gördünüz mü? Ethane yani et evi. Aşevi doğru. Taphane. Taphane misafirhane anlamına gelir. Maristan. Maristan arkadaşlar hastanedir. Hatta çok donanımlı hastanelerdeydi. Ve hangi devletteydi unutmayın. Tolunoğullarındaydı. Doğru. Bimaristan. Bu da hastane ama daha çok akıl hastalıklarının tedavi edildiği yerdir değerli arkadaşlar. Darül Şifa ya da Darül Sıha derse onlar da yine hastane görevi yürüten kurumlardır. Fakat C'de yer verilen kapan arkadaşlar birçok malın bir arada satıldığı yer değildir. Kapan tek bir malın satıldığı yerdir. Tek bir mal. Mesela arkadaşlar un kapanı sadece unun satıldığı yer. Kumaş kapanı sadece kumaşın satıldığı yer gibi. İyi de hocam birçok malın bir arada satıldığı çarşı ne? Yani AVM ne hocam? AVM ise arkadaşlar bedesten dediğimiz yerdir. O yüzden yanlış verilen şık C seçeneğidir. Doğru cevabım da C olur. Yola devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi ikta sisteminin faydalarından biri değildir diyor. Şimdi bir bakalım basitçe size ikta sistemini anlatayım. Ben padişahım. Şöyle bir toprağım var benim. Arkadaşlar ben de şurada merkezde olayım. Ne yapıyorum ben? Topraklarımı dörde bölüyorum. Böldüm. Buralara arkadaşlar birer tane görevli gönderdim. Görevlilerim de geldi buraya. Bu görevlilere diyorum ki sizler buradaki toprağı buradaki halka işlettireceksiniz. Evet işlettirdiler ve buradan bir ürün elde edeceksiniz. Onu paraya çevireceksiniz. Şöyle dolar çizeyim değerli olsun. Ondan sonra arkadaşlar önce bu bakın bu gelen paradan önce kendi maaşlarını karşılayacaklar. Ondan sonra bu bölgenin yol, han, hamam, çeşme gibi bayındırlık işlerini halledecekler. Bayındırlık. Varsa halkın ihtiyaçları karşılanacak. Bunun dışında arkadaşlar kalan parayla da ne yapacaklar? Burada asker yetiştirecekler. Dolayısıyla arkadaşlar bakın devlet ücretsiz bir ordu kurmuş oldu. Barış zamanı bu askerler buraların güvenliğini sağlayacak. Dolayısıyla merkezi otorite ve güvenlik sağlanmış olacak. Merkezi otorite artacak. Savaş zamanı da savaşa gelecekler ve ücretsiz bir ordu kurulmuş olacak. Aynı zamanda vergiler de düzenli olarak toplanmış olacak. Gördün mü ne kadar kolay tımar sistemi aslında. Şimdi bakalım hangileri tımar sisteminin faydalarından biri değildir diyor. Bakalım vergilerin düzenli olarak toplanmasını sağlamıştır. Evet vergiyi düzenli topladım ben. Hazineden para harcanmadan memur maaşları ödenmiştir. Evet kendi maaşları ödenmişti bunların. Para harcanmadan bir ordu kurulmuştur. Evet ordumu kurmuştum. Barış zamanı buranın güvenliğini
savaş zamanında orduya katılmışlardı. Güvenlik sağlanmıştır. Evet, güvenliği sağlamıştı ordu. Fakat arkadaşlar, tımar sisteminden ya da ikta sisteminden fark etmeksizin, ikisi de aynı sistemdir. Biri Osmanlı'da, biri Türk İslam devletlerindedir. İkta sisteminden arkadaşlar asla ve asla hazineye nakit para gitmez. Nakit paradan da buraya asla para gelmez. Yani aralarında bir nakit alışverişi yoktur değerli arkadaşlar. O yüzden cevabım ne olacak? Ceyhan seçeneği olacak. Geçelim yeni soruya. Yukarıda verilenlerden hangisi Türk İslam devletlerinde mülk topraklar içerisinde yer alır? Arkadaşlar, Türk İslam devletlerinde toprak ikiye ayrılır. Bir mülk toprak, bir de miri arazi, yani miri toprak arkadaşlar. Mülk topraklara ya da miri toprakları bir ayıralım. Arkadaşlar, has, vakıf ve ikda derse bana bunlar miridir. Yani devlete ait topraklardır. Bana öşri ya da haraci derse bunlar ise arkadaşlar şahıslara ait topraklardır. Dolayısıyla bunlar tapulu topraklardır. Bana ait, halktan birine ait topraktır. Dolayısıyla şunu da bilelim. Öşri Müslümanlara ait tapulu toprak, mülk toprak. Haraci ise gayrimüslimlere ait mülk topraktır. O zaman mülk toprakları sormuş bana. Öşri ve haraci mülk topraktır. 2 ve 3'ü alacağım arkadaşlar. 2 ve 3'ün bulunduğu Ceyhan seçeneği de benim doğru cevabım olacak diyorum. Şimdi devam edelim yeni soruyla. Aşağıda medreselere ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denmiş. Bir bakalım ne diyor bana. Türk tarihinde açılan ilk medrese İtil Bulgarlarına aittir demiş. Arkadaşlar, Türk tarihinin ilk medresesi neydi? Semerkant medresesiydi, değil mi? Semerkant medresesiydi. Ve bu kime aitti? Karahanlı devletine aitti. Semerkant ilk Türk İslam medresesidir. Bu doğru. Ama Türk tarihinde açılan ilk medrese olan Semerkant İtil Bulgarlarına değil, Karahanlılara aittir. Dolayısıyla doğru cevabım Bursa'dır. Yağıbasan Medresesi Anadolu'da açılan ilk medresedir ve Danişmentler tarafından açılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk medresesi Nişabur Medresesidir. Ama Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli medreseleri ise Nizamiye medreseleridir değerli arkadaşlar. Bunlar doğru bilgilerim. Yanlış B seçeneğidir. Doğruyu yaptım. Devam ediyorum. Bakalım Al-Farabiyus, Muallim-i Sani yani ikinci öğretmen gibi isimler ile bilinen Kitab-ül Musiki eserini yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bir bakalım. Gazali. İmam Gazali arkadaşlar az önce yer alan Nizamiye medreselerinde baş müderrislik yaptı bu adam ve İhya-ül Ulumiddin denilen bir eseri var. Bak sonunda ne var? Din var. Zaten İslam bilginidir. İslam alimidir kendisi. İbn-i Sina. Kendisi bir tıpçıdır arkadaşlar ve Kitab-ül Şifa, El-Kanun-ül Fit-Tıp gibi eserleri vardır. İbnül Heysem arkadaşlar optik biliminin kurucusudur ve Kitab-ül Menazir adında bir eseri vardır. El-Cezeri ise arkadaşlar Artuklular'da yaşamıştır ve her zaman muhtemel bir soru adayıdır. Otomato adında bir eseri vardır ve arkadaşlar dünyada sibernetik yani robotik biliminin kurucusudur El-Cezeri. Hocam Muallim-i Sani ya da Kitab-ül Musiki eserini yazan kim? İşte o Farabi'dir değerli arkadaşlar. Cevabım Ceyhan olacak. Yola devam ediyorum. İlk Türk İslam edebi ürünlerine dair yukarıda verilen bilgiler ile aşağıdakiler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır denmiş. Bir bakalım eşleştirelim. İlk yazılı Türk İslam edebi eseridir. İlk yazılı Türk İslam edebi eseri Kutadgu Bilig'tir arkadaşlar. Yusuf Has Hacıbe aittir. Bunu eledim. Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eseri yazmıştır. Kim bu? Kaşgarlı Mahmut'tur arkadaşlar. Bunu da eledim. Türk tarihinin ilk mutasavvıfıdır değerli arkadaşlar. Türk tarihinin ilk mutasavvıfı kimdi? Ahmet Yesevi'ydi. Onu da eledim. Tarihi Yemin eseriyle Gazneliler dönemini anlatmıştır. Zaten Gaznelilerin diğer bir adı da Yeminilerdir. Bu da Utbi. O zaman arkadaşlar hangisi hakkında bilgi verilmemiş? Edip Ahmet Yükneki hakkında bilgi verilmemiş. Onun eseri neydi? Atabetül Hakayık eseriydi değerli dostlarım. Bu da doğru. O zaman yola devam edelim. Bakalım yeni soruda ne var?
Aşağıda verilen sanata dair bilgilerden hangisi yanlıştır denmiş. Bir bakalım. İlk Türk hattat Amasyalı Yakut'tur. Hat neydi? Hat Arapçayı güzel yazma sanatıydı. Ve bunu yapanlara da hattat adı veriliyordu. İlk Türk hattat Amasyalı Yakut'tur. Osmanlı Devleti'nde ünlü hattat Şeyh Hamdullah'tır. Doğru. Hatta arkadaşlar hattatların kıblesi olarak bilinir. Minyatür sanatını icra edenlere nakkaş adı verilir. Minyatürcü falan da yazarlar arkadaşlar ama bunun adı nakkaştır. Tesip süsleme sanatıdır. Arkadaşlar hani Kur'an-ı Kerim'in kenarında böyle bir altın tozu serpiştirilmiş gibi bir kenarlık vardır. İşte o tesip sanatıdır. Arkadaşlar altınlamak, yaldızlamak anlamına gelir ve bunu icra edenlere müzehip adı verilir. E bu da doğru. Minyatürleri ile ünlü Otomato kitabı Biruni'ye aittir. Hayır arkadaşım. Bu Biruni kimdi? Bu Biruni Gazneli Mahmud tarafından sarayımın en değerli hazinesi olarak nitelenen kişiydi. Ve eseri mesela El Asarül Bakiye gibi eseri vardır. E bu Otomato kime ait hocam? Sibernetik ve robotik biliminin kurucusu olan El Cezeri'ye ait değerli dostum. Dediğim gibi muhtemel soru adayı. Lütfen not al olur mu? Şimdi E'yi işaretledim. E bunu da doğru yaptım. Yola devam ediyorum. Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Bir bakalım şimdi. İznik'te kurulsa da sonraki başkenti Konya'dır. Doğru, aynı zamanda çıkmış sınav sorusu bu arkadaşlar KPSS'de. Birinci Haçlı Savaşı'ndan sonra İznik'ten Konya'ya taşınmıştır başkent. Biri aldım. Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Evet, İznik merkezli olarak kurulmuştur, doğru. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk devlettir. Hani genelde D. Smaç olarak kodlarız. Danışmentler, Saltuklular, Mengücekliler, Artuklular, Çaka Beyliği gibi beyliklerin tamamını kendi hakimiyetine alarak Anadolu'da ilk Türk siyasi birliğini sağlayan devlet Anadolu Selçuklu Devleti'dir. 1. Mesut'tan itibaren Anadolu'dan Türkiye adı ile bahsedildi. Evet arkadaşlar, bu dönemde artık bizim çıkmayacağımızı da anlıyorlar ve Bizans kaynaklarında Anadolu'ya Türkiye demeye başlıyorlar. Aynı zamanda 1. Mesut Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk bakır parasını basan kişidir. Bu da doğru. Bakalım 5'e. Mirya Kefalon Savaşı ile Anadolu'yu kesin Türk yurdu haline getirdi diyor. Arkadaşlar, Mirya Kefalon Savaşı 2. Kılıç Arslan dönemindedir ve Bizans'la yapılmıştır. Ve bu savaşı da kazanınca artık Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir. O yüzden Mirya Kefalon Savaşı yurt tutan savaşı olarak da bilinmektedir. E bu da doğru. E arkadaşlar, hepsi doğru olunca 1, 2, 3, 4, 5'in yer aldığı E seçeneği doğru cevabım olacak. Yeni soruya geldim. Yukarıda verilenlerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'nin ticareti arttırmak için yaptığı faaliyetler arasında gösterilebilir denmiş. Bir bakalım ne yapmışlar bunlar. Antalya, Sinop, Samsun ve Suudak limanının alınması. Karadeniz'in kuzeyinde, Kırım'ın orada arkadaşlar. E arkadaşlar, ben bu kadar liman kentini ele geçiriyorsam bu ticaretimi arttırmaz mı benim? Arttırır, ticaret hacmim artar. Dünya tarihinde ilk defa ticari mala sigorta uygulandı. Adam arkadaşlar, diyelim ki Rum ya da Venedikli. Adam benim ülkemde ticaret yapacak ama adam çekiniyor. Kimden? Korsanlardan çekiniyor. Ya da arkadaşlar, kendisinin mallarının gasp edilişinden çekiniyor. E böyle bir durumda Anadolu Selçuklu diyor ki benim güvenliğim kendi ülkemde tamdır. Eğer benim sınırlarımda herhangi bir zarara uğrarsan mallarının ücreti tarafımca karşılanacaktır diyor. Yani günümüzdeki arabalarımıza yaptırmış olduğumuz kasko sigorta gibi. Dolayısıyla bu da doğru ve ticaret hacmini arttırır. Adamlar sana güvenir çünkü. Ben Anadolu Selçuklu sınırlarında yapacağım ticaretimi der. Yol üzerine kervansaraylar yapılması. Arkadaşlar, adamlar, tüccarlar ticaret yapıyorlar. E ücretsiz konaklayabilecekleri kervansaraylar var. Dolayısıyla bu da ticaret hacmini arttırır. E sana soruyorum değerli kardeşim, ticaret yapıyor olsan hiç kervansaray olmayan bir yerde mi yaparsın? Yoksa kervansaraylarıyla sana çok güzel bir yaşantı sunan, aynı zamanda ticaret imkanı sunan yerde mi yaparsın? E tabi kervansaray olan yerde yaparsın. Bunların üçü de arkadaşlar ticaret hacmini ne yapar? Arttırır. O yüzden cevabım Edirne'dir. Yola devam. Bakalım yeni soruda ne varmış? Aşağıdakilerden hangisi Köse Dağ Savaşı'nın sonuçlarından değildir? Neydi ya bu Köse Dağ? Köse Dağ Savaşı 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile İlhanlılar arasında yapılmıştı arkadaşlar. Bir bakalım. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. Evet, çünkü burada arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti yenildi. Hemen şuraya tekrar dönüyorum. Pardon.
Şöyle geldim arkadaşlar. Burada Anadolu Selçuklu Devleti yenildi. Yenilince arkadaşlar ne olacak? Türk siyasi birliği bozulacak. Çünkü Anadolu'da hakim devlet kalmıyor ve bir sürü başka beylik kuruluyor. Anadolu'da ikinci Türk devletleri kuruldu. Yani bazen devlet der, bazen beylik der. İkisi de doğrudur. Milli Eğitim Bakanlığı beylik olarak alıyor artık. Bu da arkadaşlar Köseda Savaşı'ndan sonra olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlılara bağlı hale geldi. Evet, İlhanlılar bizi yenince, Anadolu'yu da ele geçirince ASD İlhanlılara bağlı halde yaşamaya başladı. Anadolu İlhanlılar tarafından tahrip edildi. Moğollar bu konuda maalesef çok acımasız. Gittikleri yerde insanı yaşatmıyorlar. Anadolu'yu da tahrip ediyorlar diye. Türk tarihinin ilk dini nitelikli toplumsal ayaklanması olan Baba İshak ayaklanması çıkmıştır. Arkadaşlar bu bilgi yanlış. Çünkü Baba İshak ayaklanması Köseda Savaşı'ndan önce çıkmıştır. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 1241 gibi Baba İshak ayaklanması çıkıyor. Daha sonra arkadaşlar Köseda Savaşı oluyor. Yani bu bir sonuç değildir. Aksine Baba İshak ayaklanmasını Anadolu Selçuklu Devleti'nin çok güç bastırması, İlhanlıların Anadolu Selçuklu'ya saldırırken daha cesur olmalarını sağlamıştır. Dolayısıyla bu bir sonuç değil, aksine bir nedendir. Cevap bu yüzden E seçeneğidir diyoruz. Şimdi geçelim yeni soruya. Karamanoğulları Beyliği ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır denmiş. Bir bakalım. Denizci bir beyliktir diyor. Ya güzel kardeşim, Karamanoğulları nerede? Konya Karaman civarında. Orada deniz mi var? Hayır, o zaman denizci bir beylik değildir. Kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak gördü. Bu bilgi doğrudur. Zaten o yüzden Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir bu. Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk devlettir. Ne diyor biliyor musunuz Karamanoğlu Mehmet Bey? Bundan sonra dergahta veya bergahta Türkçeden başka bir dil konuşulmayacaktır diyor. Dolayısıyla bu bilgi de doğru ve arkadaşlar bana yanlış olanı soruyor. 2 ve 3 doğruydu. Onun olduğu her şeyi siliyorum. Yanlış olan birdir, denizci değildir. Cevap A seçeneği diyorum ve yola devam ediyorum. Osmanlı Devleti düşünüldüğünde aşağıda Anadolu Türk Siyasi Birliği'ne ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir bakalım. ATSB için ilk adım Orhan Bey döneminde atılmıştır. Arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni düşündüğümüzde Osmanlı tarihinde bunun için ilk adımı atan Orhan Bey'dir. Ele geçirdiği beylik ise Balıkesir Çanakkale civarında olan Karasioğulları Beyliği'dir. Hatta donanmamız da olmuştu onlardan sonra. Doğrudur. ATSB'yi büyük ölçüde sağlayan ilk hükümdar Yıldırım Bayezid'dir. Evet, pek çok beyliği ele geçirerek Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni büyük ölçüde sağlamıştı. Ama sonradan Timur ile Ankara Savaşı olunca ne oldu? Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştu arkadaşlar. ATSB'yi kesin olarak sağlayan kişi Yavuz Sultan Selim'dir. Arkadaşlar bakın, Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları arasında 1515 yılında Turnadağ Savaşı yapılacak. Ve Turnadağ Savaşı ile Osmanlı Devleti Dulkadiroğulları topraklarını Maraş, Elbistan civarını ele geçirecek. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin olarak sağlayacak. Osmanlı'ya son katılan beylik Germiyanoğulları'dır. İşte burada bir problem var. Germiyanoğulları ve Hamitoğulları 1. Murat döneminde Osmanlı'ya katılmıştır. Ve arkadaşlar Germiyanoğulları çeyiz yoluyla, Hamitoğulları ise para yoluyla satın alarak katılmıştır. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Da Osmanlı'ya katılan son kim hocam? Bakın arkadaşlar, Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlandığı savaş Turnada ve burada Osmanlı'ya katılan Dulkadiroğulları'dır. Fakat Osmanlı'ya en son katılan beylik derse o zaman cevabımız Ramazanoğulları Beyliği olacak. Ramazanoğulları arkadaşlar 1600'lü yıllarda Osmanlı'ya katılıyor ve Osmanlı'ya katılan son beylik oluyor. Son beylik hangisidir derse Ramazanoğulları'dır deyin. Eğer Ramazanoğulları yoksa Dulkadiroğulları derseniz, tamam mıyız? Cevabımız Denizli dedik. E'ye de bir bakalım. Timur Ankara Savaşı ile Anadolu Türk Siyasi Birliği'ne zarar vermiştir. Evet, Yıldırım Bayezid büyük ölçüde sağlamıştı ama Timur Ankara Savaşı'nda Osmanlı'yı yendikten sonra beyliklere topraklarını geri verdi. Yani ATSB ne oldu? Bozuldu. Değerli dostum baksana, o kadar çok savaşıyorsun, kazanıyorsun, Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kuruyorsun ama bir savaşla her şeyi kaybediyorsun. Bu oldukça üzücü. Cevaba Denizli dedik. Yola devam ediyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ahilik ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır denmiş. Bakalım arkadaşlar. Mesleki eğitim verilir diyor. Evet, çırak,
kalfa usta ilişkisi içerisinde mesleki bir eğitim var. Ahi kelimesi genel olarak arkadaşlar kaynaklarda kardeş anlamına gelir. Devletin ekonomisinin temel taşıdır. Evet arkadaşlar, ahiler o bölgedeki ticareti oluştururlar, üretim ve tüketimi oluştururlar ve bunlar nezdinde de ürün üretirler. Dolayısıyla para alışverişinin yani ekonominin temelinde ahiler vardır diyebiliriz. Üretilen malların fiyatlarını belirler. Bakın arkadaşlar, eğer bir mala fiyat biçiliyorsa buna narh kesmek diyoruz. Günümüzde mesela sigarayı düşündüğünüzde A noktasına gittiniz sigara fiyatı aynı, B noktasına gittiniz aynı. Neden? Çünkü onun fiyatını devlet belirliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Osmanlı'da ya da Anadolu Selçuklu Devleti'nde ya da Türk İslam Devletleri'nde bir malın fiyatının her yerde olması narh kesmek ile ilgilidir. Ama orada bütün mallarda bu var. Mesela mandalina'da Türkiye'nin her yerinde 2 liraymış gibi düşünün. Buna narh kesmek denir. Hem Müslümanlar hem gayrimüslimler üye olabilir demiş. İşte bu yanlış. Bakın arkadaşlar, Türk İslam devletlerindeki o ticari kuruluşa ahilik, Osmanlı'daki ticari kuruluşa ise lonca adı verilir. Ve lonca ile ahilik arasında temel iki fark vardır arkadaşlar. Ahilerde sadece Müslümanlar alınır ahiliğe. Ama loncalara hem Müslüman hem gayrimüslim alınır. Bu farklarımızdan birincisi. Bakın burada ne demiş? Ahiliye hem Müslümanlar hem gayrimüslimler üye olabilir demiş. Yanlış. Ahiliye sadece Müslümanlar üye olabilir. Lonca deseydi olurdu. Dolayısıyla cevabım E seçeneği. De hocam, farklardan birini söyledin. İkincisi ne? Ahiler askere giderler ama lonca teşkilatı içerisindekiler orduya, askere gitmezler arkadaşlar. Bu da ikinci farkımızdır. Devam edelim. Baktığımızda yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nde hükümdarın yetki ve görevlerinden olmasının yanı sıra devletin kuruluşundan yıkılışına kadar devam etmiştir? Bak, hem Osmanlı padişahının görevi olup olmadığını bileceğim, hem de bunun kuruluştan yıkılışa kadar olup olmadığını bileceğim. Bir bakalım. Orduyu komuta eder diyor. Tamam da arkadaşlar, bu padişahın görevi ama... Arkadaşlar, bu sürekli orduyu komuta ettiği anlamına gelmez ki. Mesela Sarı Selim, adam hiç İstanbul'dan çıkmamış ve orduyu hiç komuta etmemiş. Yani kuruluştan yıkılışa kadar bu usul devam etmemiş. Dolayısıyla 1'i eliyorum. 2'ye bakalım. Divana başkanlık eder. Divan-ı Hümayun'u Orhan Bey kurdu. Fatih'e kadar padişah başkanlık etse de Fatih'ten sonra sadrazam başkanlık etti. Bu da yıkılışa kadar devam etmemiş. Bunu da eledim. Herhangi bir konuda ferman yayınlar. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da, yükselmesinde de, duraklamasında da, gerilemesinde de, dağılmasında da Osmanlı padişahları ferman yayınlarlar. Bu kuruluştan yıkılışa devam etmiştir. Herhangi bir devlet memurunun mallarına el koyar. Ne diyorduk buna? Müsadere diyorduk. İlk defa müsadere arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde uygulanmıştır. İkinci Mahmut döneminde kalkmış, Tanzimat Fermanı ve Tanzimat döneminde de tamamen kaldırılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar, bu da kuruluştan yıkılışa kadar devam etmemiştir. Fatih döneminden Tanzimat'a kadar devam etmiştir. Kuruluştan yıkılışa devam eden tek hangisi var? Ferman yayınlaması var. O da B seçeneği yapar doğru cevabımızı. Arkadaşlar, yeni bir videomuzun daha sonuna geldik. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Lütfen ama lütfen vermiş olduğum ekstra notları alın, olur mu? Hepinizi çok seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere.